Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir araç yolda istop ediyor. En yakın tamirhaneye çekiliyor. Tamirhanede teşhis şöyle koyuluyor. Motor kilitlemiş. Aracın krangını çeviriyorlar. Motor dönmüyor. Dörde takıyorlar. El freni indirip aracı ileri geri oynatıyorlar. Yine motor dönmüyor. Motor kilitlemiş. 40-50 bin lira masraf var diyorlar. Arabadan bakın neler çıkıyor. Dönüyoruz. 1.4 TCI arkadaşlar. Flaşını da açalım. Aracın motorunu çeviriyorum. 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 Hiçbir şey yok. Ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Aracın motorunu söktük. Tabii motoru kilitlemiş teşhisi koyulduğu için biz de motoru döndürüyoruz. Hakikaten kilitlemiş. Ve aracın şanzımanını açıyoruz. Açtıktan sonra ne görüyoruz? Bakın arkadaşlar. Aracın marşı ileriye doğru gidiyor. Dişlisi ve kilitliyor arkadaşlar. Dönmüyor. Meğersem burası burada arkadaşlar. Marşa basarken bu ileriye gelir. Şurası motoru çevirir. Sonra geri gider arkadaşlar. Bu motoru tutuyor ve dönmesini engelliyor. Araba motor kilitlemiş gibi oluyor. Arkadaşlar, meslektaşlarıma da sesleniyorum buradan. Motor kilitlemişse önce marş dinamosuna bakın arkadaşlar. Marş dinamosu olabilir. Şarj dinamosu olabilir. Şarj dinamosu da bazen arkadaşlar kilitliyor. Kayış krank kasına, şarj dinamosuna bağlı olduğu için motoru döndürmüyor. Bir gün Opel Corsa'da başımıza geldi. Shell petrolün içinde kalmış arkadaşlar. Gittim, anahtar da yoktu. Kayışı bıçakla kestim. Dükkana yakın diye öyle çalıştırdım, getirdim arkadaşlar. Ondan sonra şarj dinamosunu söktük, yaptık yeni bir kayışla birlikte. Araba normale döndü. Art niyetli biri olsaydım o arabanın motorunu sökerdim ve 20-30 lira para. Ama bunun bir de öbür tarafı var arkadaşlar. Herkes biliyor, atalarımız da söylüyor, kefenin cebi yok. Yani o beze sarıldığınız zaman yanında hiçbir değerli eşyanızı götürmediğinizi de size belirtmek istiyorum ülkemin güzel insanları. Evet arkadaşlar, marş dinamosu içinden çıkıyor ve 1.4 TCI'nin marşı arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. VAK grubu yazıyor, görüyorsunuz. Bütün VAK grubu tamircilerine de sesleniyorum. Marşa bastığınız zaman bu ileriye çıkar, çalışır, sonra geriye gider. Siz de biliyorsunuz. Bu dişli şurada bununla birlikte düpedüz olması lazım. İleriye gelmiş ve döndüremiyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu aracın motorunu tekrardan yerine takacağız. Marşını yapacağız ve aracı o şekilde bitireceğiz arkadaşlar. VAK grubu 1.4 TCI motorun durumu arkadaşlar.